Açarız be kanka. Muhammed Talha. Bu ne baba? Cemre ablam abisini araba almış chat. Bana nerede araba? Kayıtlamayız. Evet. Boş ver, çekmeyelim, gidelim çok sakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Saçma sapan deli bir videonun daha tam ortasındayım. Karın ortasında üşüyorum ama sizin için bu manzarayı kaçırmak istemedim. O yüzden de değerlendirip böyle bir yerde videoya girmek istedim. Videomuzun bugünkü konusu, açın, hemen açın, söylüyorum. Açın, durmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır size de söylediğim gibi araba aldım, araba aldım, araba aldım falan diyorum. Aslında arabayı kendime değil, abime aldım. Kendi paramla alacağım ilk arabayı abime hediye etmek istedim. Çünkü o bu zamana kadar hep bana destek oldu. Hep benimle beraber benim mutlu olmam için çabaladı. Hayır. Bu kez ben onu mutlu etmek istiyorum. Aslında bu arabayı abi sana alıyorum. Oh, Çanakkale'ye doğru yola çık. Ne aldın acaba? Tık, karla karşılaştım. Devamını sonra anlatacağım yoksa... Yani sen Cemre Sormaz'a benziyorsun biliyor musun? Nasıl olacağız? Bunu sana söyleyen oldu mu hiç? Koş matine. Hadi gel. Yaren Sıddık yaptık. Yaptık evi de kızın adını. Ulan hemen de artistleşmezsin Cemuş ya. Arkadaşlar yaklaşık 4 saatlik uykuyla duruyorum. Gel abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Martılara simit atmak isterdim ama simitim yok. Maskeyi takmamın tek sebebi var. Şu an yüzüm üşümesin. Ha. Bize çarpma ihtimali. Ha çarpıyor sanki. Aa. Ha. Bizim chat affetmez vallahi, bak duyar yapıştırır hemen. Arkadaşlar nasıl da balıkçı şarkısı vardı ya. Balıklarım tazedir de alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana. Şu anda Gelibolu'da araba videosu için gelmiştim. Ve feribota bindik. Lapseke'ye geçiyormuşuz. Garip bir yer. Daha önce hiç duymamıştım. O yüzden yanlış falan söylediysem affola. Hareket ediyoruz şu an. Kafam uçuyor. Hadi içeri geçelim. Bu mu lan? Niye ağladın sen? Çok. Bu salamlar için. Ne oldu bir anda ağlıyor? İlk arabamı alıyorum abime hediye olarak, çok garip. Bu da ağlayacak. Eğer ağlamazsa var ya burnunu kırarım abimin. Bir anda priz görmüş jurok gibi oldu Cemre ablam ya. Yani artık arabayı almaya gidiyoruz değil mi? Şu an arkadaşlar Çanakkale'de Volkswagen oraya gelmiş durumdayız. İçeri gideceğim. Arabayı size göstereceğim. Birkaç tane de abimin arabasıyla poz keseceğim. En çok yapmak istediğim şeylerden biri şu. Arabayı alıp tek başıma uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Umarım bir gün nasıl olur. Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim ve çok heyecanlıyım. Arabayı görmek istiyorum. Aracınızla buluşalım. Oğlum benim doğum günümde bunu yapalım mı? Bana bir hediye alalım ya böyle. Tamam size hemen. Buyurun. Az kaldı daha doğum günüme. 11 ay kalsın. Bu Volkswagen'in artık bir sahibi var. Öyle mi oluyor? Konsolu zannettim yani. Tarlarımız. Bu büyülü anı abime yapacağım, böyle yapacağım. Senindir. Arabayı çok merak ediyorum. Hem içini hem de birazcık nasıl olduğunu göstereyim size istiyorum. İki tane anahtar var. Biri benim, biri abimin. Abim inşallah birini bana verir demeyeceğim. Çünkü ikinci anahtardan haberi olmayacak. Niye? Çünkü arabayı çalacağım. Vallahi gözlerim gibi değil mi ya? Boncuk boncuk. Baksana rengine. Ama... Kaç para bu araba? Var ya, bana araba yakışıyor. Bak. Dur tamam, anahtarımı açtım. Keşke star stoplu falan olsaymış. Aa yok. Herkes yine bir şey sallıyor. Bak bir doğru bir sayı gelsin bir şirketten ya. Kıt yok. İlk benzinlik. 200 mü 300 mü oğlum bu araba? Kim ısmarlar? Kamerayı çeken. Haluk abi bir kamerayı alır mısın?
Haluk abi alacak tabii. Haluk abinin kağıt bizde değil mi? Ona göre. Benim çevir anahtarı. Dur. Os. Ötme. 20 bin lira mı? Kapı açık ya. Ötme. Abi arabayı çalıştırdım. Öleceğim şimdi heyecandan. Camdan dışarı çıkacağım diye çok korkuyorum. Şey test ettik bak. Yanlışlıkla bir sileceği test ettik. Camdan çıkıyormuş bir de GTA'daki. Çalışıyormuş. Çalışıyor, ben evet, çok memnun kaldım. Özellikle bunu o yüzden seçtim. Sileceği vardı. Asıl testimiz bagaj testiymiş. Hayatımda daha önce hiç yapmadım. Lan elim. Bırak artık. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya sığarım. Gir. Bagaj testi budur zaten. Giriyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten araba almaya gelen insanlar bagaja mı giriyor? Evet, bagaja girerler. Bagaj abi, testi. Ya şaka yapıyorum. Neden? Hadi. Ne yapılıyor böyle? Hemen yürüme dinler. Araba bagaj testini geçti. Ben burada var ya net yolculuk yaparım. Ara ara ben burada takılırım yani. Aşırı koltuklardan daha rahat olduğunu düşünüyorum. Oğlum bagajda niye yatıyorum ben? Bu Volkswagen'in artık bir sahibi var. Bu 2020 model mi bu? Kaç model baba bu? Aldıktan sonra arkadaşlar bize çok güzel bir yemek hazırlamışlar. Şu anda Avek Otel'e geldik. Çok güzel bir masa hazırlamışlar bize. Sizlere o masayı da göstereceğim. Aynı zamanda sohbet ederken zaten görüntüler de alırız. Bizi böyle güzel karşıladıkları için buradan Avek Otel'e de çok çok teşekkür ediyorum. Çok ince bir davranış benim için. Çünkü biliyorsunuz ki yemek benim hassas noktam arkadaşlar. Acıkınca duramıyorum. Şu anda duramadığım gibi. Hadi gelin gidelim yavaş yavaş. En sevdiğim şey. Arkadaşlar ben nereye gidersem gidip makarna yediğim için hiç şaşırmadınız değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Afiyet olsun. Mantar ama et gibi. Şimdi yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. İstanbul'a doğru yeniden yola çıkıyoruz. Abime sürpriz yapmak için... Yavaştan gidelim. Öne bineyim mi ya arabada ne olur? Senin araba. Chat araba bu mu? Bu değil galiba değil mi? Bu mu? Bu mu araba? Değil mi? Attım bakayım lan bana. Araban artık yani. Lan yine şoför ya şoför koltuğunda Mustafa oturdu. Telefonunu bağladı. Ekranda Kerim yazıyor ya. Bu kadar da olmaz yani. Ehliyetin yok da. Ehliyetim yok da. Sınavı geçtim of artık pandemi bitsin de alayım şunu ya. Arabamızı aldık şu anda tekrardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi feribota bindik. İstanbul'a doğru yola çıktık. Şu an abimin tepkisini çok merak ediyorum. Ama mutlu olacağına eminim. Sen beni bu yaşıma kadar hep mutlu ettin. Ben de seni bir kere olsun mutlu etmek istedim. Bu da benden sana küçük bir kardeş hediyesi olsun. Güle güle sür abicim. Seni kocaman öpüyorum. Hayırlı olsun mavi boncuğumuz. Helal olsun yani vallahi. Helal olsun. Gerçekten helal olsun yani. Baba. Vallahi bile şakayı bir yana şey falan bırakın bir. Gerçekten helal olsun. Gece 11 falan oldu arkadaşlar neredeyse. Arabayı ofise getirdik. Yarın abimi ofise getireceğim. Ona sürprizi burada yapacağım. Burada bir şekilde böyle bir yolunu bulacağım artık bir şekilde. Tatlı bir şekilde arabayı ona hediye ettiğimi söyleyeceğim. Birazdan eve geçeceğim. Arabayı burada bırakacağım. Yarın sabah görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yarın görüşürüz. Ulan hep istemişimdir bunu yapmayı var ya. Bir gün kendi arabam olursa sunroofundan çıkacağım diye kendime söz vermiştim. Hala kendi bir arabam yok. O yüzden arabanın önüne geri geliyorum. Çünkü bu araba benim değil. Bu araba abimin. Benim abime hediyem biliyorsunuz arkadaşlar. Dünden beri bir hava çok soğuk dedim. Bir de abime hediye araba alıyorum dedim. Başka da hiçbir şey demedim vlog boyunca. Ama hak verin. 21 yıllık yaşantımda ilk defa araba aldım. Bu da abime hediyemdir dedim. Ben YouTube çekimindeyim şu anda. Erkenden YouTube çekiminde ofise geldim.
Abimle Seher'de öğlene doğru gelirler büyük ihtimalle diye düşünüyorum buraya. Ama buradan konuşmak çok zor. Yanınıza gelmek istiyorum. Bir saniye. Allah! Burada bir değişim yapıyorum ya. TikTok çekti lan. Bu araba mavi değil miydi Batuner? Artık değil. Mesela ben de bu arabanın rengi mavi değilim. Şimdi yapmam gereken tek şey abimi beklemek. O yüzden içeriye geçiyorum. Biliyorsunuz ki abim arabayı bilmiyor. O yüzden de burada görmesi doğru olmaz diye. Şimdi arabayı sokağa çıkartacağım. Hadi çıkarayım. Ben de şaşırdım vallahi. Köpek de şaşırdı. Ben de şaşırdım. Gerildi orada biri görüldü. Zor bir işlemdi. Sürmek kadar olmasa da. Şimdi abimi arayacağım. Neredeler bir öğreneyim en azından. Alo. Alo. Efendim abicim. Neredesin tatlım? Metrobüsteyiz. Geliyoruz seninle. Metrobüstesiniz. Ofisteyiz işte. Bekliyorum daha seni. Tamam tatlım. Metrobüste mi çıkacaksın? Gel metrobüsteyimi biniyorum. Sizi kapılarda karşılıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Videom hala devam ediyordu. Sizi karşılamak istedim. Ben şimdi videoda konuk mu oldum? Evet. Ne çekiyoruz peki? Ne çekiyoruz derken? Videoyu bayağı benimsedin galiba. Sorumlulukla direkt dahil olacaksın herhalde. Yani benim bir katkı olmasını istiyorum tabii ki. Neyse. Öpüyorum bir saniye. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Arabayı gördün mü sen? Daha görmedin arabayı gerçekten. Yok arabayı görmedim. Burada mı araba? Araba burada tabii dedin. Arabayı aldım geldim ya. Arabayı ben de görmedim. Hiç fotoğrafını... Nerede? Fotoğrafını da sana göstermedim. Gelsin arabayı bakalım. Gel bakalım. Ben akşam spora gideceğim. Ben çantayı falan alayım. Biz arabaya direkt benim spor salonuna atarsınız. Tamam. Oradan da artık takılırsınız. Manitacılık. Vay be. Kahretsin. Ooo. Mavi boncuk kim? Bebek misin? Çok iyi. Gözlerim gibi değil mi aynı? Maviş maviş. Benim abim dedim. Beni bu zamana kadar mutlu etti. Artık mutlu etme sırası bende dedim. Ve arabayı sana aldım. Şaka yapmaz. Bu zamana kadar yani kendimi aldığımı sanıyorsun ama aslında bu araba senin hakkın abi. Benim değil yani o yüzden. Al sen anahtarı. Al. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ya zaten senin benim olmasa bile hani hep birlikte bir şeyleri yaptık ve şu anda böyle bir mükafat aldığımız için gerçekten. Ben... Hem gururluyum hem de aşırı derecede mutluyum. Artık bu senin araban. Bilerek mavi aldım, hep yanındaymışım gibi. Zaten hep yanımdasın ve hep öyle de kalacaksın kardeşim. Binsene bin lan arabaya. Helal olsun. Yakışır. Helal olsun. Abime yakışır. Şu anda sizi... Ağlamışlar. Hislerimi veya duygularımı nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Ama nasıl gururluyum ve nasıl bu mutluyum. Bu araba gerçekten artık senin. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi lan. Bin arabaya. Kıbı yana. İyi ki varsın. Hem annemin hem benim gururum olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Annem burada değil belki ama ben eminim ki annem bu videoyu izlerken ağlayacak. Çünkü benim kendi başıma uğraşıp kendi başıma didinerek başardığım bir şey annemi tekrardan eminim ki duygulandıracaktır. Ama eğer bugün buradaysam... Abi arkadaki abiler bir durun. Vallahi bir acıklı konuşuyorlar orada. Bir şey matematiği yapıyorlar yine ya. Sebebi önce ailem. Sonra da kendi verdiğim emeklerdir diyorum. Bir de bu kadar güzel, neşeli, harika, kafam mükemmel bir yerde çalışıyor olmam. Daha taşkına yatıyorum. Vay be. Ben de gerçekten anneme teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız annem ben Cemre beraber büyümüş gibiyiz. Her zaman bir yanımızda eksikti ve bir yanımızı hep birbirimizle doldurduk. Hayat mücadelesi içinde böyle yerlere gelmek için çok çalıştık, çabaladık. Tabii ve şu anda bunların karşılığını alıyor olmak inanın size tarif edebileceğim kadar güzel duygular değil. Ama bunları nasıl bir araya getirip konuşuyorum? Şu an heyecandan belki saçmalıyorum. Ama çok mutluyum. Ve anneciğim iyi ki varsın. Sen de öyle. Bravo be. Bravo be. Helal olsun. Ooo Enes abim burada mı? Ya
Arka planda ya. Duygusal bir şey dönüyor burada. Ne yaptın, araba mı aldın? Araba aldım. Hayırlı olsun. Sana hediye araba almış seni. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki arabasında da Range Rover alıyor. Enes Batur'u hediye ediyor. Hadi bakalım. Hayırlı olsun gerçekten. Gülsü, senin ehliyetin var mı? Ha, zaten abine aldın. Niye ehliyet almadın sen? 18 yaşından küçük müsün? Alacağım. Sınava gireceğim. Pandemiye bekliyorum. Allah kaza bela vermesin. Dikkatli. Amin. Çok teşekkür ederim kardeşim. Telefonla oynama. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu Volkswagen'in artık... Bana alacak var mı araba? Şet, ben de ağlarım bak böyle her bir... Duygusallaşırım yani böyle. Hani varsa öyle bir video fikriniz şeyin kafanızda... Oğlum şurada bak 5000 kişiyiz. Bu 5000 kişi her gün bir 1 lira atsa... 4800 olduk. 4800 kişi... Öyle her gün 1 lira atsa bu ayda zaten ben 20 gün yayın açsam amına koyayım. Bak 20 gün hadi 20 de değil ben 20'den fazla açıyorum. 25 gün yayın açsam tamam mı? Her gün 4000